Efendim, Sanatın İmzası programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle ilk sorumuz size, oyunculuk yeteneğiniz olduğunu ilk ne zaman keşfettiniz acaba? Oyunculuk yeteneğim var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama şöyle başladı. 1987 herhalde, 87-88 geçmiş zaman. Liseden sonra bir sendikada telefonlara bakıyordum. Hani cep açtığımız çıkıyor falan filan gibi diye. Bir gün Kadıköy'e geçmek zorunda kaldık. Ve sendikanın yöneticisi olan abimiz bir başka arkadaşıyla karşılaştı. Bir tesadüf. O güne kadar da benim tiyatro aklımın ucundan geçmiyor. Ya doktor olmayı düşünüyorum, işte hukukla ilgilenmeyi düşünüyorum, uluslararası ilişkiler okurum belki filan diyorum. Sonra bunlar aralarında konuşurlarken Bakırköy Halk Evi'nden bahsettiklerini duydum. İşte bir takım çalışmalar olduğunu, tiyatro çalışmaları, işte müzik çalışmaları, resim çalışmaları filan gibi. Ki bu, özür dilerim, Bakırköy Halk Evi birçok sanatçının geçmişten bugüne yetiştiği çok önemli kurumlardan biridir. Benim için halk evlerinin kuruluşu da ayrıca çok değerlidir. Neden kapatıldığını da anlamadığım önemli kurumlardan biridir. Neyse, ben de bir şey yapmak istiyorum dedim. Ne istiyorsun dediler, hani yani aklında ne var? Vallahi dedim, çalışmak istiyorum. Hani gideyim orada hem sosyalleşmek adına hem de İşte müzikle uğraşmak, tiyatroyla uğraşmak, ne varsa orada giderim, bir şeylerin ucundan tutarım. Olur dediler, gittik. Dans edemiyorum, şarkı da söyleyemiyorum. Hadi sen oyun oyna dediler. Orada başladık. Öyle devam etti o serüven. Zaten tozunu yuttuktan sonra da kurtuluşu yokmuş. Herhalde varmış işimizde bir şeyler ki yaklaşık 33 yıldır da amatör olarak başlayıp profesyonel olarak devam ettiğimiz bir süreç haline geldi işte. Peki hangi rollerde kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Yani daha sizin için nasıl anlatılabilir bu? Daha keyif aldığım diyebilirim, yani tercih ettiğiniz ya da istediğiniz. Ya hiçbir rolde rahat hissetmiyorum ama her rolde de rahat hissediyorum. Çünkü hepsini seviyorum. Hepsine bir şeyler eklemek, onları bulmak, o süreci yaşamak inanılmaz keyifli bir şey. Başka başka kılıklara girebilmek, başka başka insanların hayatlarından parçalar gösterebilmek. Kendimi en iyi ifade ettiğim rol de yok. Şey de yani hani çok uzak olduğum rolde yok. Her şeyi oynadım. Hani hayatımda yapmayacağım, kesinlikle yapılmasından nefret ettiğim şeyleri de oynadım. Burada şimdi neler olduklarını ya da isimlerini söylemeyeyim. Ama çok iğrenç olduğunu düşündüğüm şeyleri oynadım hayatım boyunca. Mesela tecavüzcü oynadım mesela. Kendimi o rolde bulduğum için değil ama gösterilmesi gerektiğini düşündüğüm için asla asla hayır demediğim şeylerden biri. Bir de o tarz rolleri çıkarmak, onları bulmak, onları sunmak da daha başka bir keyif. Çünkü aklınızın ucundan geçmeyen duyguları bulmaya çalışıyorsunuz. Kendi vücudunuzda ya da işte kendi beyninizin içinde. Ben şunu nasıl hissederim, ben bunu nasıl bulurum, nasıl bu adam nasıl yürür? Hiç sokakta görmediğiniz bir şey, biri ya da bazen öyle oluyor ki bir uzaylıyı oynuyorsunuz. O nasıl yürür, nasıl durur, yürür mü, ne yapar? Bu inanılmaz bir keyif ya. Yani hani bir gün doktor, işte bir gün başka bir şey, bir gün başka bir şey. O çok farklı ve güzel bir şey. Yani hepsi benim ya da hiçbiri benim değil. Aslına bakarsanız. Bu şimdi size soracağım soru tabii oyuncular arasında sıkça tartışılan bir konu. Sizce bir oyuncu kuralcı mı olmalı?
ya da alabildiğince oyunculuk özgür mü kalmalıdır diye soralım. Ya şimdi özgürlük ve kuralcılık anlamında ne algıladığınla ilgili. Bir kere inanılmaz özgür olmalı. Çünkü sanat böyle hani kalıplar içinde ya da birilerine göre, birilerinin biçimiyle yapılacak bir şey değil. Ama onun kendi içinde bir kuralı var. Mesela ben tiyatro için şunu söylerim. Kim ne derse desin. Oyuncu olduğum ekipler için de söylerim. Kesinlikle demokrasiyi kabul etmez. Demokrasi falan yoktur kardeşim. Orada bir yönetmen vardır ve sen ona uymak zorundasındır. Ya da bütün ekip yönetmendir. O ekibin yeni tabirle aurasına uymak zorundasındır. Yani bu bir kalıptır. O kalıbın içinde ama inanılmaz özgür olmak zorundasındır. Yani her oyunu oynayabilmelisin. Her rolü çıkarabilmelisin. Her durumu sahnede gösterebilmelisin. Ama kendi kuralları içinde. Yani ne gibi? Şu oyun bu ülkede oynanmaz denmemeli mesela. Her şeyi oynayabilmeliyiz. İsteyen onu gelip izlemeli, istemeyen gidip izlememeli ya da kendi tarzında şeyler izlemeli. Ama onu da bir kurallar silsilesi içinde yaparsın. Yani tiyatroda böyle şey hani canın istediği gibi yapabileceğin bir şey değil. Bu bir dönem tanrıların hikayelerinin anlatıldığı, hatta ilk tiyatronun çıkışı hani bir anlamda tanrısal bir etkinliğin ortaya konması, insanların yaptıkları o nasıl diyeyim, şamanik gösteriler, işte o tapınma ritüelleri, onlardan yola çıkarak tiyatronun var olduğunu düşünürsen, o tanrısallıktan bugün getiriyorsun, canım bunu isteme diye kadar gelebiliyor mesela. Ya bunu yapma. Niye yapmayayım kardeş? Ben o kadar özgür olamadıktan sonra hiçbir şey yapamam ki zaten. Ben yapamazsam sen de gelişemezsin. Bu şey gibi işte 100 yıl önce ya da 150 yıl önce Jules Verne Ay'a seyahati kurgulamasaydı belki biz bugün Ay'a gitmeyecektik. Bu biraz uç bir örnek ama hani hayal etmezsen üretemiyorsun. Buluş olmuyor. Bırak ben hayal edebileyim, sen de onun üstüne bilimini yap. Ha, böyle bir niyetimiz var mı? Tabii insanoğlu olarak. Hani şöyle bir durum var. Ben konservatuvardan sonra 3. üniversitemi okuyorum. Yani 4. üniversitemi şimdi. Dedim ki insanlar ne yapmışlar, ne etmişler lan? Bir tarihi, bir iyice detaylı öğrenelim falan diye. Sadece birbirlerini öldürmüşler mesela. Yani tıp alanına çalışmış ama onu işkence biçimi olarak kullanmış. İşte biri atomu parçalamış. Parçalanabileceğini bulmuş. Parçalanmış denebilir mi bilmiyorum. O doğal bir süreçtir belki de ama. Almış götürmüş bir yere atmış. Yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuş. Ya yani, hani bunu yapacağına paylaşarak, üreterek, özgür bırakarak, büyüterek. Anlatabildim galiba. Geçmişte hangi tiyatro oyunlarında yer aldınız? Yani eminim çok fazladır sayısı ama böyle bize bahsetmek istedikleriniz olursa merak ediyoruz seyircilerimiz için de. Ya çok fazla oyun var tabii ki hayatımda. Uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptım mesela. İşte okuldan hemen sonra bir ekibimiz vardı. Yavru Kuşlar adında bir oyun oynamıştık. Yıllarca politik tiyatro yaptım. Ankara Birlik Tiyatrosu ve farklı tiyatro ekiplerinde. Çok geniş bir portföyde oynadım. Hani Brecht'ten tutun da işte aklınızın alabileceği bütün yazarların, belki birçok yazarın ya da oyunlarında oynadım. Uzunca bir sürede ara verdim aslında. Dublaja böyle bir kayışımız oldu. Seslendirmede yoğunlaştık. Hayatımızı idame ettirmeye çalıştık. Sonra baktık ki asıl olana dönmek gerekiyor. Aslında rücu etmek gerekiyor. Ve tiyatroyla tekrar
Çok özür dilerim. Nami Esatgil beni aradı bir gün. Deniz dedi, çok çirkin bir kadına ihtiyacım var. Dedim abi bul ya, ne bileyim ben ortalıkta. Ama dedi bu kadın erkek olacak. Nasıl ya, kadın mı olacak erkek mi olacak? Delirdin mi sen yahu dedim. Yahu dedi erkek olacak, kadın kılığına girecek. Ve bütün oyunun anasını ağlatacak, karma karışık hale getirecek. Hah dedim, o zaman doğru adamı aradın. Hem çirkin hem de her şeyi oynayabilecek. Yani şey anlamında, o kılığa girebilecek, bundan gocunmayacak. o da beni düşünmüş sağ olsun. En çirkin kadın olarak. Olgun Portakal diye bir oyun oynamaya başladık. Hala da devam ediyor. İşte pandemi koşullarından dolayı oynayamıyoruz ama oyunlar başladığında onu da tekrar oynayacağımız umut ediyorum. Çünkü oradaki rolümü çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Daha sonra Çiğdem Tunç'la tanıştık. Tanışmıyorduk. Bir gün oyunumuza geldi. Sağ olsun beğenmiş. Gel benimle de çalışacaksın dedi. Kolumdan tuttu beni, götürdü. Çok özür dilerim. Çiğdem'le 4 sezondur beraber çalışıyoruz. 4-5 tane oyununda oynadım. Ve halihazırda oynuyorum. Şoför Nebahat var. Güzel prodüksiyonlar. Bir de biraz çılgın bir kadın. Büyük prodüksiyonlar yapıyor. Diyoruz ona 2 kişilik, 3 kişilik böyle güzel bir oyunu koyalım, oynayalım. Yok. O 15 kişiden aşağı sevmiyor. Şoför Nebahat var dediğim gibi. İşte Bir Eski Zaman Hikayesi adlı bir geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu tarzında oynadığımız bir oyunumuz var. Ramazan ayında genellikle oynuyoruz onu. Geçen yıl çalıştığımız 3+1 Zombili adlı bir oyunumuz var. Onu bu sene de inşallah pandemiden sonra tekrar oynayacağız. Ve açıkçası benim de çok etkilendiğim ve bir tarafıyla onur duyduğum, belki de deminki soruna cevap niteliğinde olabilir, altında kalmaktan çok korktuğum bir oyun, daha doğrusu kendi rolüm için söyleyeceğim bunu. Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının en önemli kadınlarından birinin hayatını sahneledik bu yıl. Cahide Sonku'nun hayatını. Ben de orada adını söylerken bile heyecanlandığım bir tiyatro dehası ya da tiyatromuzun kurucusu belki ya da modern tiyatronun kurucusu diyelim. Tiyatro Türklerde binlerce yıl öncesine dayanıyor. İnsanlık tarihi ya da Türklerin tarihi kadar eskilere dayanıyor. Biz bilmiyoruz bu arada bunu. Geleneksel şeylerimizi, geleneksel yapımızı çok fazla bilmediğimiz, kendimize bakmadığımız için aslına bakarsanız çok bilmiyoruz ama bizde tiyatro gerçekten çok eskilere dayanıyor. Anadolu'nun her yerinde aslında icra edilen bir sanat dalı olmasına rağmen biz kendimizden olabildiğince koptuğumuz, hatta kusuruma bakmayın, biraz aşağılık kompleksimiz olduğu için ve başka yönlere dönüp durduğumuz için, o özümüzdekini almayı beceremediğimiz için görmediğimiz o geleneksel formları bir kenara bırakıyoruz. Modern tiyatronun kurucusu olan Muhsin Ertuğrul'u canlandırıyorum. Bu arada daldan dala atlıyorum. Ne olur bağışlayın. Ama diyor ya, diyalektik diye bir şey var. Hani her şey birbiriyle bağlantılı. Hani birini anlatırken öbürü aklınıza geliyor. Oradan da kopamıyorsunuz. Oraya da geçiyorsunuz ister istemez. Cihan bana 20 dakika olur abi falan demişti ama bugün işte ben onu 1,5 saate uzatacağım galiba. Muhsin Ertuğrul çok çok önemli bir karakter. Yaşamış bir karakter. Onunla tabii tanıyan bir takım insanlar var. Belki
çalışmış olan bir takım insanlar var ama ben görme şansına sahip olmadım. Onunla ilgili çok kısa kısa böyle bir iki tane video var sadece. Onunla ilgili bir belgesel izleyebiliyorsunuz. İşte onunla ilgili kitaplar okuyabiliyorsunuz. O dönemle ilgili kitaplar okuyabiliyorsunuz. Ama şeyden çok korktum. Doğruya doğru Cahide Sonku oyununda ben Muhsin Ertuğrul karakterinin altından kalkamayacağımı düşündüm. Belki de hayatımda ilk defa kalkamayacağım galiba dediğim ilk karakterdi galiba. Ya ben beceremezsem ne olur? Ulan çeker gider miyim acaba diye kafamdan geçmedi değil. Hani vazgeçemezsin. O oyun çıkacak, oynanacak. Sen o rolü hani başında bırakamıyorsun ama altından kalkamazsak da hani bir sürede olsa eyvallah deyip çekip gidebilirmişim bile. Şimdi baktığımda kafamdan onların geçtiğini düşünüyorum. Ama duyduğumuz şeyler çok güzel. Oyunun bütünü anlamında ben de çok keyif alıyorum. Kendi adıma duyduğum şeyler de çok güzel. Güzel de bir oyun oldu. Umarım pandemiden sonra defalarca buluşabiliriz, defalarca insanlara ulaşabilir. Çünkü o dönemi ve o insanları da gençlerin görmesi gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Kim bunlar, ne yaşamışlar, nasıl dönemlerden geçmişler. Sonuçta Anadolu tarihinden de bir kesit o. Ya da İstanbul tarihinden, sadece İstanbul değil tabii Anadolu'nun farklı kesitlerinden hareketle yola çıkılıyor. Ama o dönem bilinmiyor, bakılmıyor, öğrenilmiyor. Güzel bir oyun oldu ve dediğim gibi umarım defalarca ve defalarca izleyenlerimizle, seyircilerimizle buluşma şansımız olur. Seslendirme de yapıyorsunuz aynı zamanda. Sizce seslendirme nasıl bir deneyim? Oyunculukla tabii benzer yanları da varsa eğer bunları da duymak isteriz sizden. Seslendirme bir kere çok zor bir iş. Ben 10. yıldan sonra ben yapabiliyorum artık dedim. Ha şimdi bir takım genç arkadaşlar var geliyorlar işte bir yıl sonra. Başrolde konuşuyorlar evet. Ama ben onun sesini duyduğumda bir yıllık çocuk diyorum. Anlatabildim mi? Yani muhtemelen seyirci de onu söylüyor. Çünkü seyirciden hiçbir şey saklayamazsın. Seyirci bunu alır kabul eder eyvallah. Ya da almaz, iter, ona da eyvallah. Bir kere oyunculuktan farklı. Neden? Çünkü biz orada yeni bir şey, yeni bir oyun üretmiyoruz. Bizim oradaki kaygımız ya da yapmamız gereken, doğru olan bir oyun var, bir oyuncu var ya da bir animasyon karakter var. Ne oynamışsa, ne kadar oynamışsa, devasa bir şey oynamışsa, yani ağlıyorsa mesela, hüngür hüngür ağlıyorsa onun kadar ağlamak zorundasın. Minicik minicik ağlıyorsa, böyle hüznünü sadece hissettirecek kadar gözyaşı döküyorsa, nefesini ona göre alıyorsa ona göre almak zorundasın. Biz onun üstüne bir şey katmıyoruz, katmamalıyız. Ben onun üstüne bir şey katmayı o adamın oynadığı ya da o yönetmenin yönettiği bir şeye kabalık, saygısızlık ve bir sanat eserini mahvetmek olarak görürüm. En iyi filmden en kötü filme kadar. Çünkü sonuçta orada bir iş var, bir bakış açısı var, istenilen bir doz var. O dozu herif, o yönetmen ya da o oyuncu, neyse artık kimse, kim karar verdiyse bulmuş. Biz de onu aktarıyoruz. Biz başka bir dilde sadece aktarıyoruz. Yani bu şey gibi kitap çeviriyorsun, kafana göre yeni cümleler ekliyorsun. Lan sen çeviriyorsun sadece, yeni bir üretimde bulunmuyorsun. Uyarlama dedikleri bir biçim var hani çeviride. Onu da yapmıyorsun, senin görevin değil çünkü.
Sen sadece o adamın oynadığı kadarını yapmaya çalışmak zorundasın. Hani o minicik ağlıyorsa senin orada hüngür hüngür ağlaman dünyanın en büyük saygısızlıklarından biri. Çünkü sen bir sanatçısın. Ben sanat olarak görüyorum seslendirmeyi de. Bir sanatçının işinin üstüne çıkıyorsun. O seni ilgilendirmez ki. Yani bir şey gibi bir işte Goya tablosunun üstüne gidip çizgiler çekmek. Ne haddine yahu, adam onu yapmış. Kendi tarzı içinde yapmış. Doğrudur, yanlıştır, güzeldir, çirkindir. O tarafı bizi ilgilendirmiyor. Biz onu aktarmak zorundayız. Ha, inanılmaz kötü filmlerde de konuşuyoruz, evet. Ama yine de onun bir yönetmeni, onun bir oyuncusu, onun bir sanat anlayışı, onun bir bakış açısı var ve biz onu sunmak zorundayız. Doğru konuşmak zorundayız. Mesela benim şu an çok karşı çıktığım bir şey yaşanıyor son birkaç yıldır. Özellikle bizim arkadaşlarımız da, yani biz kendimi biraz eskilerden görmeye başladığım için artık. Çünkü bir kuşak aşağı yukarı bizim sesimizle büyüdü. Ya biz 20 yıl önce işe başladığımızda işte çok severim Sungun Babacan'ı gördüğüm zaman mesela, abi biz senin sesinle büyüdük Sungun abi falan diyorduk. Şimdi gördüğüm birçok çocuk, genç, 20'li yaşın üstündeki insanlar biz benim sesimle büyüdüler. Bunu şey için söylemiyorum falan değil. Ama böyle. Reel durum bu. Yani ben 20 yıl önce başlamışım. İşte çizgi film konuşuyorum çoğunlukla. Ses rengimden dolayı. Öyle de bir garip bir durum vardır. Yakışıklıları, kalın sesliler falan konuşur. Ki bakarsın mesela orijinal sesi adamın dünyanın en ince sesidir ama yok. Onu işte şu arkadaş konuşsun çünkü sesi falan. Neyse bunu gocunduğum için de söylemiyorum. Sonuçta ben sesimi çok seviyorum ayrıca. Dünyanın en güzel sesi olduğunu düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Dur, nereden bağladığımı unuttum bu arada. Dur, nereden bağladığımı unuttum ya. Böyle daldan dala atlayınca da böyle oluyor tabii. Onu söylüyordum. Doğallaştırma çabasına girdi birçok arkadaş. Yeni arkadaşlar da bunu doğru buluyorlar. Ben doğru bulmuyorum. Bizim kaygımız, özellikle orijinal dediğimiz o yabancı filmlerin Türkçe aktarımında, bizim kaygımız doğru Türkçe ile aktarmaktır. Doğru Türkçe, temel Türkçe ya da merkez alınan Türkçe de İstanbul Türkçesidir. Ve o İstanbul Türkçesi ile aktarmak zorundasın. Yani adam siyahiymiş bilmem nerede, işte Harlem'de siyahi bilmem ne tavırlı bir adammış, beni ilgilendirmiyor. Ben onu aktarıyorum sadece. Anlatabiliyor muyum? Bence bu. Mesela bir sürü lafı doğru kullanmıyorlar. Mesela bir kavramı var ortada. R'leri hiç kimse kullanmıyor kardeşim. Niye kullanmıyorsunuz diye soruyorum ben mesela kendi kendime. Kullandırtmayan bir arkadaşıma şey dedim bir gün. Geliyor musun de dedi bana. Peki dedim, cevap olarak ne vereceksin? Geliyorum diyeceksin değil mi dedim. Evet dedi. Oradaki R niye düşmüyor? Hadi orada da geliyor desene. Diyemezsin. Çünkü olmaz. Ama geliyor, geliyor musun dedirtiyorsun bana orijinalde. Ha, normal hayatta ben de geliyor musun diyorum. Ama oradaki asli görevim benim Türkçeyi doğru aktarmak. Ben 48 yaşındayım. Fena da bilmem dili. Çok doğru kullanırım. Çok 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 doğru kullanırım. Küstahlık ya da okulalık sayılabilir. Ama böyle. Literatürde unuttuğum çok fazla şey olduğunu fark ettim. Türk Dili ve Edebiyatı okumaya başladım bu yıl. 48 yaşındayım. Çünkü doğru kullanmak zorundayım yahu. Ha, bir yanlış yaptığım bir şeyler de mutlaka var. Ama öğrenmeye çalışıyorum. O kaygıyı yaşıyorum. Mesela şey diyor. Bir tane çay versene. Yahu orada tane varsa o oradaki rakamdır. O birdir o. Orada R vardır. Ha, şunu söylersin.
Bir gün geleceğim. Oradaki herhangi bir gündür. Kavram olarak orada tam bir sayıyı belirtmezsin. O zaman bir gün geleceğim dersin. Ama sadece bir gün geleceğim dediğinde o birin R'sini söylemek zorundasın. Onu doğallaştırmak değil, avamlaştırmaktır o çünkü. Bu arada çok şeye girdim tabii. Teknik bir şeyler konuşuyor gibi olabilirim ama bunları da söylemek... Ya şimdi şöyle bir şey var çünkü. Seyirci müdahil olmadığı sürece biz de doğru yaptığımızı zannediyoruz. Ha, müdahil olun yahu. Müdahil olun. Ya bu şey gibi yani işte ben dizi... lerde oynamaya başladığımda 45 dakikaydı. Şimdi 3 saat seyrediyorlar yahu oturup. Hani zamanınıza da yazık yani. Ben hani ooo çok iyi bir iş olacak ki oturup onu 3 saat izleyeyim yani ama öyle bir işte hani birkaç tane ya da hani birkaç tane vardır diyelim ki. Ama ben hiç bir işi 3 saat oturup hani 3 saatte dünyanın en iyi filmini çekiyor herif ya. Hani 3 saat bile değil. Yani 1,5 saat, 2 saat de dünyayı anlatıyor sana. Ya da işte okuyacağın ya işte şu 13 bölümlük diziyi seyredeceğin süreçte işte sizin koyduğunuz kitap Orhan Ançerlioğlu'nun düşünce tarihini okuyabilirsin. 13 bölüm yerine. Ve dünyayı tahlil edebilmiş adam bu kitapta. Sen 13 bölümde sadece bir dizinin 13 bölümünü seyrediyorsun o süreçte. Hani günahtır yahu. Sanatın ülkemizdeki konumu sizce nasıl? Yani ülkemiz adına veya dünyada nasıl buluyorsunuz sanatı? O zaman ben de senin soruna bir soruyla cevap vereyim. Bir, ülkemizde sanat var mı gibi bir soru geliyor o zaman akla. Hani ya da nedir sanat diye bir soru geliyor akla. Nasıl olmalıdır? O nasıl olmalı olması gerekenin cevabını karşılayan bir şey var mı? Bir yerlerde bir şeyler var. İnsanlar ellerinden geldiğince, dili döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela edebi anlamda bir sürü üretimde bulunulduğunu görüyorum. Ben az buçuk işte kitapçı gezmeyi, o karıştırmayı, bakmayı, almayı, okumayı da seviyorum. Edebi anlamda bir inanılmaz bir hareket gözlemliyorum. Aslına bakarsan kavgalarla, dövüşlerle yapmaya çalıştığımız, üretmeye çalıştığımız bir şeyler de var. Bir de süreç çok farklı. Yani bizim mesela işte 35 yaş üstünün algılayamadığı farklı farklı şeyler, mecraları kendiniz buluyorsunuz. O mecralarda bir şeyler yapıyor genç insanlar. Biz ulaşamıyoruz mesela, göremiyoruz. Çünkü o teknolojik altyapımız yok, bilgimiz yok. Tamam, cep telefonunu alıyoruz. İşte Instagram denen şeyde bir takım şeyler kullanıyoruz. Ya da işte YouTube'a bir şeyler yapıyoruz. Kendi YouTube sayfamda kitaplar okuyorum falan filan. Ama şeyi yok. Hani... Bir ayak uyduramamazlık da var. Ben mesela belki de o soruya cevap verecek olan biri değilim. Bu soruya cevap verecek olan genç bir arkadaş belki de. Eksikleriyle, zaaflarıyla sanat kendi yolunu bulur zaten. Bugün yoktur ama bir yerden bir böyle bir tomurcuk patlar. Hiç kimse de mani olamaz. Hiçbir şey de mani olamaz. Şöyle düşün. Benim çok mesela çok şaşırdığım bir şey vardır dünya tarihinde. Antik Yunan'da işte tiyatrolar var. On binlerce kişi. Ya zaten dünya nüfusu kaç? Ya da o şehrin, şehir devletinin nüfusu kaç ki sen 40 bin kişilik amfiteyatro yapmış herif. O amfiteyatroya çok geliyorlar ve tiyatro seyrediyorlar. İşte Aristoteles'ler filan izleniyor. Yarışmalar yapılıyor. O dönemin en önemli festivallerinde, yani şeylerinde, kutlamalarında, tiyatro festivalleri, bilmem neler falan, işte yarışmalar yapılıyor. Tanrısal bir iş, o sanat, tiyatro özelinden yürüyoruz. Çok kısa bir süre geçiyor aradan, yani insanlık tarihi için kısa bir süre geçiyor, kısa değil ama amfiteyatrolar bir anda arenalara dönüyor mesela.
Ve insanlar birbirlerini doğramaya başlıyorlar. Tiyatro denen şey en aşağılık bir meslek olarak görünmeye başlanıyor. Pazarlarda bilmem nerelerde falan oynanmaya başlanıyor. Orada atlı arabalarla insanlar birbirlerinin üstlerine sürüyorlar. Bıçaklar var, bilmem neler var. Ulan daha çok kısa bir süre önce orada tiyatro icra ediliyordu. Tanrısal bir işti. Şimdi pazarda insanlar işte bezler gererek bilmem ne. Hani bu çok detay bir şey ama. Ama sonra bir bakıyorsun bir yerde bir tomurcuk, bir kardelen bir yerden fışkırıyor. Karşı konulamaz bir şey. Bizim yok gibi gördüğümüz, bizim fark etmediğimiz, bizim hissetmediğimiz bir yerlerde o kaynıyordur. Hani şey gibi bu, yok işte bir sürü sorun yaşıyoruz, maddi bilmem ne falan filan. O bir yerlerde kaynıyordur. Birileri bir yerlerde onun yeni buluşlarını yapıyordur. Onun çıkacağı bir kanal, çıkacağı bir yol, belki de şahlanacağı bir nokta buluyordur. Onun için hani Türkiye'deki konumu kötü. Kötü ne yapalım yani. Dünyanın her yerinde kötü. İşte bir pandemi girdi işin içine mesela. Hepimizi alaşağı etti. Düşünmeye bile birçok arkadaşımızın enerjisi kalmadı. Ha ben çok şeyimdir. Kesinlikle yerimde durmam. Yani işte bugün burada bunu yapabiliyorsam bunu yaparım. Bunu yapamıyorsam evimde işte kitap okurum. Yazı yazarım. Haddim olmayarak oyun yazıyorum mesela. 3-4 tane oldu. Bir gün inşallah basılabilir. Ne bileyim projeler üretirim. Yarın öbür gün bir yerde işime yarayacaktır mutlaka. Yarın öbür gün bir yerde kullanacağım bir şeyler olacaktır mutlaka. Unuttuğum bir şeyler vardır, onları öğrenirim. Çünkü bilmeden üretemezsin. Ya da bilmeden bulamazsın. Hani kültür dediğimiz şey öyle hani bir anda çat diye çıkmıyor ki. Binlerce yıllık bir insanlık geçmişinden bugüne ürettiği her şey. Ya bir yerde bir şey var. Mesela şimdi tiyatro tarihinin en önemli adamlarından biri Bertolt Brecht. Bir tarzın kurucusu. Çin'den alıyor mesela. O kendi tarzını, ürettiği tarzı. Aa diyor burada binlerce yıldır adamlar bunu yapıyorlarmış. Köy seyirlik işte Anadolu'da yapılan köy seyirlikten alıyor. Ya da aşağı yukarı aynı yabancılaştırmanın içinde bulunduğu bir tarzı üretiyor. Oradaki var olandan ama oradan görerek, bakarak, bularak. Çünkü öyle gökten zembille inen bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? O zaman ben de ya da bir sürü insan da bir yerlerde ayrı ayrı. Ha bizim en büyük zaaflarımızdan biri o ama ekip olma becerisini gösteremiyoruz. Bizim ülkemizdeki belki de en büyük zaaflardan biri. Hani Avrupa'yı, Amerika'yı çok iyi bilmiyorum. Böyle biraz yurt dışına çıkma korkaklığım var. Ama hani şey, biz birlikte bir şey yapmasını çok da becerebilen insanlar değiliz. Belki de tarihi süreç o, konjektür o, hani görgü o, birikim o, bilmiyorum. Ya mesela işte yıllar önce işte bir takım kahvelerde insanlar otururlar, felsefe tartışırlar, konuşurlar bilmem ne. Biz de bir dönem hani bir 20 yıl öncesine, 25 yıl öncesine gittiğimizde bizim de yapabildiğimiz şeylerdi ama bugün yok. Hani bir yerde oturup insanlarla kafa göz kıracak biçimde tiyatro konuştuğumuz zamanlar oldu. Ya da edebiyat konuştuğumuz zamanlar oldu. Ama şu an yok. Ama ben inanıyorum ki bireysel olarak da olsa o kavga edeceğimiz, o birlikte tekrar masada oturup konuşabileceğimiz günler geldiğinde o günlere hazırlıklı olacağız. Onun için görünürde olmayabilir, görünürde bir takım hataları, zaafları, eksikleri olabilir. Ama hani hayal etmeyi kimse engelleyemez ki ya. Hayal ediyorum ben. Her dakika, her saniye, her an, şurada konuşurken bile aklımda 40 tane tilki var.
Yemin ediyorum hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Sahnede inanılmaz rahatız. Hani orası bizim. Ama böyle canlı bir şey olduğunda Allah'ım Allah'ım, yani şey oluyorsun. Nasıl anlatayım ki? Heyecana gark oluyorsun. Aklına bir şey gelmiyor. Böyle ulan ne söyleyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Demin de dediğim aslında çok önemli bir şeydi bence. Ne olursa olsun hayal etmekten vazgeçmemek gerekiyor galiba. Ya da en önemli şey o. Hayal edebildiğimiz sürece var, hayal edemediğimiz sürece yokuz. Çünkü hani birçok şeyi vardır ya, tanımı vardır insanın. İşte biri bilmem ne der, biri bilmem ne der insan için. Hayal edebilen bir varlıksın. Ey insanoğlu, vazgeçme. Hayal et. Yok etme. Ne bileyim. Sahip çık. Bunları niye söylüyorum onu bilmiyorum. Ama belki de şey, kendime söylüyorum belki de. Hani size ya da kimseye söylemek haddim değil belki de. Belki de kendimle yüzleşiyorum. Belki de sorduğunuz sorulara verdiğim cevapların hepsi kendimle yüzleşmekti. Belki de o seslendirme ile ilgili söylediğim şeyler de kendimle yüzleşmekti. Sanatla ilgili söylediğimiz şeyler de kendimizle yüzleşmekti. Buralarını montajda kesersin artık durduğum yerleri, değil mi? Bazen kamera arkası güzel. Ya bir de hani cümleleri nasıl bir araya getirmek gerektiği konusunda heyecandan insanın eli ayağı birbirine dolanabiliyor. Ben politik bir adamım. Benim için dünya aşağı yukarı politik durumlarla yürür. Kuracağım her cümlede politik bir takım göndermeler içerir. Futbol seyretmem mesela. Beşiktaşlıyım. Ama o kadar. Hani Beşiktaşlı olmam da şey, hani çarşı böyle biraz şey, protest bir tarafla herhalde ilgili. Ama onun dışında şey, futbol seyretmem. İnsanların yaptıkları alelade muhabbetlere girmem. Biraz şeyim, ketumum herhalde o konuda. Bunları kendime söylüyorum aslında galiba. Yani hayal et, vazgeçme. Elinden geldiğince insanlara bir şekilde bir yerlerde dokunmaya çalış. Müdahil ol. Üret. Küsme. Çünkü en büyük hatamız o. Küsüp çekip gidiyoruz. Hayır, mekanı terk edemezsin ya. Mekanı terk ettiğinde senin küstüğün ve doğru bulmadığın insanlar o mekana sahip çıkarlar. Ve sen tamamen yok olur gidersin. Küsme. Ayakların sapasağlam yere basarak orada dur. Becerebildiğin kadar. Gücün yettiği ana kadar. Biri gelip mutlaka ve mutlaka senden o sanatı, o senin yoğurduğun hamuru alıp bir yere ulaştıracaktır. İnanılmaz güzel gençler var. Tamam, şikayet ettiğimiz şeyler de var. Tamam. Ama bir o kadar da eminim ki güzel şeyler yapacak. Güzel şeyler sunacak, güzel şeyler üretecek insanlar da var. Onlardan biri gelecektir, o bayrağı alacaktır ve bir yere taşıyacaktır. Ama sen o bayrağı taşıma gücüne sahipsen, sen o bayrağı yere attıysan o genç de senden bir şey alıp taşıyamaz. Benim en büyük hayallerimden biri mesela bir üniversitede tiyatro dersi verebilmek. Umarım bir gün gerçekleşir. Ya gelen ve bir şeyler öğrenmek isteyen birileri, bir arkadaşlarımıza da elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye, onlara bir yol göstermeye, kendimizce doğruları anlatmaya her dakika gayret ediyoruz. Vazgeçme.